Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Şimdi sor. Evet abi, gençlerin merak ettiği husus bu vesvese neden kaynaklanır? Evham, vesvese. Çünkü bunlar böyle insanları hani dinden çıkaracak boyutlara, efendim hatta intihara kadar sevk edecek hadiseler olduğu için bunu merak ediyorlar. Bir de bunun işte cinnilerin, farklı mahlukların bunda yaptırım gücü var mıdır? Bunlar ne vazife görür? Devamlı bu vesvese ve evhamlar bunların tahrikiyle mi olur? Veya bunu nedir yani? Mahiyeti nedir? O zaman veya nasıl kontrol altına alacağız? Ben hulasa edersem soruyu sen... Soru tamamla. Vesvese nedir? Evet. Nereden kaynaklanıyor? Yaptırıcılığı ne kadardır? Ne kadar mesulüz? Evet. Şeytanla cin arasındaki fark var mıdır? Evet. Vehim, evham. Evet. Bunların arasındaki fark. Evet. Öyle mi? Evet. Tamam. Vesvese geldiğinde nasıl yapacağız yani? Ha, bunu nasıl nefetme taktiği. Kuyudan. Kurtulma çareleri. Kurtulma çareleri, tamam. İnşallah. Peki, başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim tekrar. Hakikaten çok mühim bir mevzu. Bilemezsen fırtına estiriyor. Doğru dedi yani Halil. İntihar edenler de var. İntihar edenler de var. Değil mi? Biliyorsunuz, duydunuz. Şimdi arkadaşlar, bu dünya karma bir dünya. Yani şu bir dünya. Cennet gibi değil. Sen bir bardak sıcak su yapar mısın şey Abdullah? Heh. Veya bir bardak su getirin kanım. Şimdi sen otur, o getir. Burası ahiret alemlerinin hepsini hulasası. Temelden giriyorum. Bütün alem burada var. Vücut alemleri, Adem alemleri, melekler var, ruhaniler var, melekeler var, şeytanlar var, cinler var. Yani 6000 nev var burada. Can, dan, han, man, tam, test. 6. Hepsinden de 1000 çeşit var. Mesela deniz, balık diyoruz tek. Ama 100.000 çeşit var. Hamsisi var, istaviti var, palamut var. Bu saymış olduğum şeyler de nevin adı. Bunlar 1000 tane var içerisi, 6000 tane. Bu insanın dışında. İnsana bunlar zenginlik katıyor. İnsana düşman manası değil bu. İnsan, işte onun için Gazali buradan söylüyor. En az bir kamil bir Müslüman günde 6000 tane hal yaşar. Yani 18.000 alem kendisini burada sizi gösterir. Yani ifade eder. Şeytan da kendisini böyle gösteriyor. Şimdi ben şeytanı anlatayım size. Şeytan eşcinseldir. Çift özelliği var. Hani bilsinler de olur mu? Tamam. Şeytanın kadını erkeği yoktur. Şeytan tektir. Hem erkeklik organı var hem dişilik var. Kendisinden kendisine döller. Kendinden kendine çiftleşir. Kendisi tuhaf değil mi? Biliyorlar ama maalesef böyle. Bu adam böyle. Lut kavminin adeti oradan geliyor. Yani eşcinsellik, hani alıyorsunuz değil mi eşcinsellik? Niçin lanetlenmiş? Çünkü şeytan lanetlendiği için, şeytanın fiili bu. Şeytan kendisine kendisine dönlediği için eşcinsellik oluyor. Eş yani çift cinsellik aynı kişide, ondan lanet olmuş. Lanet olmasının sebebi, anladınız değil mi eşcinsellik bu? Teşekkür ettim. Şimdi... Bu adam, böyle bir adam. Karaktersiz, şahsiyetsiz, kimliksiz, kişiliksiz bir şey yani. Böyle bir... Ama bunun iki ayağı var. Aynı bize benziyor. Aynı.
insan şeyine benziyor. O da imtihana tabi tutuldu. Kaybetti şeytan. İmtihanı kaybetti. Böyle bir özelliği vardı. Meleklerin cinselliği yok. Cinlerin ise hem kadını var hem erkeği var. Cinlerin Müslümanı var. Şeytanı yok. Dolayısıyla cin şeytandan ayrıdır. Şeytan asıldır. Şeytan sıfattır. İblistir yani. Böyle bir adam. Böyle görürsünüz böyle. İki ayakta. Belki de günde rastlamışsınızdır. Ama şeytana taş çıkartacak insanlar var. İnsi şeytan. Nedir o? Allah'ı inkar ederler. Bunlar kafir. Şeytanlık yapmaz. Ama İslam düşmanlığını yapanlar adınız gibi inanın şeytandır o. İnsi şeytan. Bu insi şeytan denilir. Bu arada ben konuşurken anlamadığınızı sorun. Tamam? Serbest bir kürsü diyelim. Anlaşılıyor değil mi? Şimdi bu insi şeytan bizim atom cinsinden olduğu için insan o cinli şeytandan beterdir. O bildiğimiz o şeytan var ya, o yalnız vesvese verir. Ama insan cinsindeki şeytan o aklına fikir verir. Dokunma yapar eline ayağını. Cinselliğini tahrik eder. Koku yapar. Yani bunların içinde en şerlisi kadınlardandır. Yani insi şeytanlar erkekten de var. Yani şeytanlık yapan insanlar var. Kadınlar da var. Yani din düşmanı kadın insi şeytandır. Adınız gibi. Yani o dolayısıyla gözüne hitap eder. Burnuna hitap eder kokusuyla. Ayak yürümesiyle kulağına hitap eder. Hayalini vesaire. Çok tehlikelidir. Ama öteki gözükmeyen şeytan cin nevindendir derken gözükmediği için bu kalbin etrafındadır. Burada vesvese verir. Başka hiçbir özelliği yok adamın. Yani der ki kalbin duracak. Öleceksin. İmansızsın. İmansız olacaksın. Sen başına uğraşma canım, imansızsın. Böyle der. Seni imansızlıkla korkutur. Kendisi imansız ama. Veya namaz kılma. Evet. Yani bak çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Bu imanı yoktur bu adamın. Ve Allah'tan korkmaz. Seni Allah ile korkutur. Der ki Allah seni cehennemine yakar. Bu korkutmayı Allah'tan korkmayan olan şeytan yapıyor. Çok tuhaftır. Allah'tan korkmuyor, bizi Allah ile korkutuyor. Kendisi namaz kılmıyor. Tamam mı? Bize de kılma diyor. Kendisi imanı yok. Sen imansızsın ha. İmansız olacaksın diye. İmanımızdan endişe ettiriyor. Böyle bir ters yapısı var. Kalbimize vesvese verir. Vesvese şudur. Üfürme. Ben de üfürüyorum size. Yani konuşmak üfürmektir. Başka ben size bir şey yapabiliyor muyum? Yapamam. Ama benim konuşmam gene benim fikirlerim var. Duygularım var, hislerim var. Ama şeytanın böyle bir şey yok. Yalnız ha öleceksin ha. Peki neyi kullanır? Ona geleyim. Hatırıma gelenleri söyleyeyim. Neyi kullanır? Yani malzemesi nedir? Nereden beslenir? Seyrettiğiniz her günahlı video onun elindeki silahtır. O cinsellik seyrettiğiniz veya gördüğünüz işte ne bileyim bir şekilde elinize geçmiş olan o cinsellik videolar tamamen şeytanın silahıdır. Başka? Öğrendiğiniz dini bilgileri uygulamazsanız vesvese olarak size o kullanır. Çünkü görüyor musun? Bak ne antika. Yani şeytanın elindeki silahı güçlendiren biziz. Mesela namazdasın. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Namazdasın. Bir sürü resimler geliyor. Dikkat edersen senin seyrettiğin resimlerdir. Seyretmediğim resimler değil. Ama ben seyretmemiştim. Seyretmiştin de unutmuştun. Kardeşim o sana hatırlatıyor. Depoda var yani. Depoda var. Dolayısıyla şeytanı güçlendiren biziz. Niye musallat oluyor? Haram işlediğinden dolayı. Nereden söylüyor? Lemalarda diyor ki 7. sayfa Eyüp Aleyhisselam'ın diyor
hastalığından hastalanmış, kurtlanmış. Hastalığından tevellüt eden, ortaya çıkan kurtlar diyor. Kalbine ve diline ilişmiş diyor. Kalben ubudiyete, lisanen zikrine mani olmuş kurtlar. Tamam, anlaşıldı değil mi? Bu Türkçem anlaşılıyor. Peki, bizim işlediğimiz günahlar diyor, kalp ve ruhumuza yaralar açar. O yaralardan da ortaya çıkan, tevellüt eden vehim ve vesveseler çıkıyormuş. Vehim ve vesveseler günahlardan kaynaklanıyor. Ben bir yerini göstereyim. İlginizi çekecektir. Çünkü ben ne anlatıyorsam size hep kitaptan anlatıyorum. Bak diyor ki Eyüp Aleyhisselam'ı biliyorsunuz. Hastalanmış. Diyor ki o hazretten bin defa daha ziyade muhtaçız. Bahusus nasıl ki o hazretin yaralarından neşet eden kurtlar. Bu çok önemli. Benim ilk defa çekti. 30 senede ilk defa. Yani bu mana evet biliyordum ama hissetmiyordum. Yeni yani bir 10-15 günlük hadise bunu. Yeni anladım. Ya nasıl fikri demiyor. Papağan gibi çok konuşmuşum. Ama hissiyatıma, kalbime mal olmamıştı. Yeni mal oldu. Nereden biliyorsun? Çünkü çok etkilendim. Yeni. Bir kardeş ders yaparken etkilendim. O hazretin yaralarından neşet eden kurtlar, Eyüp Aleyhisselam'ın kurtlar çıkmış arasından, kalp ve lisanla ilişmişler. Öyle de bizleri günahlardan gelen yaralar, günahlardan yaralar geliyormuş. O seyrettiğimiz resimler var, internet, televizyon vesaire. Nasıl yara? Vallahi sağlamız. Evet, bedenen değil. Yani ruhumuza yara açıyor. Nereden anlıyoruz yara açtığını? Çünkü günahlardan ve yaralardan asıl olan vesveseler ve şüpheler mahali iman olan batının kalbe ilişip imanı zedeler. İmanın tercümanı olan lisanı, zevk-i ruhanesini ilişip zikirden nefretkâne uzaklaştırarak susturuyorlar. Yani bu sefer o işlediğimiz günah malzemedir. Yani topraktır. Şeytan çekirdek gibi düşün. Topraktan çekirdek beslenip ağaç olduğu gibi bizim şeytanımız bizim günahlarımızdan besleniyor. Ağaç oluyor. Peki eylem olarak nasıl gözükür? Derse gelemezsin, kitap okup, Kur'an okuyamazsın, kitap, uykum geldi, tamam. Canım isteksiz, bu sefer bunu becerdi. Şimdi ikinci fasla giriyor. İmanın yok senin. Sen imansızsın. Sen adam olsaydın zaten Kur'an'da okurdun. Okutturmayın o zaten. Yaptırmayın o, sen yapmıyorsun. Demek ki işlediğimiz her bir günah kalp ve ruhumuza ve kafamıza yaralar açar. Yaralar, o yaralardan vehim ve şüpheler çıkıyormuş, vesveseler çıkıyormuş. Üç tane. Vehim, vesvese, şüphe. O zaman şeytanın ayağını kesmek için, kökünü kesmek için günahtan uzak duracaksın. Başka hiçbir şansın yok. Ne bilgin olursa olsun. Birinci adımımız bu olacak. Hemen ilk adım atacağız. İlk eylem planının hemen eyleme geçireceğiz. İlk eylem planı şudur. Günahtan uzak duracağız. Başka şansımız yok. Bunu durabilmeniz için duramazsınız. Bir şartta durursunuz. Hemen arkadaşınızı gözden geçirin. Arkadaş grubunuzu gözden geçireceksiniz. Çok önemli. Yani hemen eğer arkadaş grubunuzu değiştirmeden kendinizi değiştirmeye çalışmak imkansız kadar zordur. O zaman ilk önce arkadaş grubumuzu gözden geçireceğiz. Arkadaş grubumuzu gözden geçirdik mi sevap yapma imkanı bulacağız. Yani günahtan ancak kurtulursun. Yoksa kurtulamazsın bak. Ne anlattı? Mümkün mü bu? Devam ediyor bak diyor ki... Lisan-ı zevk yani böyle lisan-ı zevk gürüsüne ilişip
Zikirden nefretkârını uzaklaşır, susturuyor. Yani gel de oku. Öf. Televizyondan kalkan adam okuyabilir. Şöyle lisan-ı zikrine üf, usanç oluyor. Çünkü bak evet günah kalbi işleyip siyahlandıra siyahlandıra ta nuru imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. Yani imanın özelliği gidiyor. İmanın özelliği gitti mi imanın zıttı oluyor. Her bir günah nispetinde ruhumuza, kalbimize darbe vuruyor. Darbe vurması demek adam hakim oluyor. Kalbe şu veriyor. Kalbe vesvese veriyor. Dimağa vehim veriyor. Vehim de şudur. Varı yok, yoku var gösteren duygudur. Mesela nedir o? Ben iyi değilim. Kötüyüm. Ben adam olamam. Yok canım ben beceremem. Benim ne emniyetim var? Şeytanın büyük tuzağı budur. Affedersin çok özür dilerim ama bunun namussuzun en alçak silah özgüveni çökertmek. Yani benden bir şey olmaz. Ben yapamam. Bundan nefret ediyorum ben yani. Ve hatta heyecanlanıyorum. Bu fikirden birisi dedi mi benden bir şey olmaz. Mısmız ya ben ne? Deyince ben de bir ateş atıyor ya. Ben konuşurken bile etkileniyorum. Rahatsız oluyorum. Nasıl olmaz kardeşim senden bir şey ya? Niye kendini zulmediyorsun? Niye hainlik yapıyorsun? Niye cehalet ya? Benden bir şey olmaz nasıl diyorsun ya? Kardeşim daha ölmedin. Öldükten sonra bir şey olmaz. Daha ölmedin. Yaşıyorsan her an dönebiliyorsun. Zaten dönmüşsün. Şeytan ne diyor biliyor musun? Şeytanın en büyük silahlarından bir tanesi de kendisine tabi olanlara kendisini inkar ettirmek. Benim diyor. Oysa istek onun. Tamam. O benden zannediyor. Mesela imanım yok ha. Diyen adam imansız zaten. Bende var mı yok mu şeytan? Var. Kan, Allah Resulü diyor ki kan vücudunuzda kan dolaşır gibi dolaşır bu namussuz. Ben işte imansızım ha. İmansız gideceğim. Kendisi o. İmansız gideceği için söylüyor. Ondan korkmayın. O sizden çok korkuyor. Sizin ondan korktuğunuzun belki de 1000 katı kadar korkuyor. Korktuğu için saldırıyor. Korkan köpek saldırıya geçer. Kendisinden emin olan öyle seni meşgul olmaz. Seninle meşgul olmaz. Köpek orada oturur asalet tasatır böyle bakar. Korkak acaba bana bir zarar verir mi diye saldırıyor. Size saldıran şeytan sizden korktuğu için yapıyor. Sizden o kadar korkuyor ki. Size bir zarar vermeye kalkıyorsa inanın bana siz belki de 10 defa 1000 defa zarar veriyorsun adama. Senden o kadar korkuyor ki çünkü senden daha güçlü hiçbir şey yok. 18.000 alemin hulasası sensin. 6.000 tane yani 6 tane nevin 6.000 tane her bir nevden 1000 tane var. Onun hulasayı camiasısın. Senden daha kıymeti ne var ya? Kur'an'da diyor ki diyor ancak onlar diyor size vehim yapar. Yani böyle bir his verir. Bir düşünce atar. Doğru bilgilerin olduktan sonra hadi canım sayıtarı seni. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Sabah namazında 5 saat yattın sabah namazına kadar. Zil çalıyor sabah namazına. Ya 5 dakikada yat diyen o duygu o işte. Şeytan öyle garip şey yapmayın. Nasıl bir şeydir? Burada görseniz hiç şaşırmazsın. Ben şaşırmam ya zaten. Birkaç defa herhalde şu an. Adam yani. 2 ayaklı adam böyle. Şaşıyor. Birkaç tane kılı var. Yamuk yumuk. Ben iş yaptığım zaman böyle hamur düşüyor bu kafamı benim. Bastır böyle bastır. Böyle olur ya. Böyle bir kafası var böyle. Ne bileyim ben böyle iş görmüştüm. Tuhaf böyle. Ağzı burnu. Dişleri böyle inmiş. Acayip bir mahluk. Dünyada bütün pis kokuların toplamı. Bütün pis manzaraların yakışıksız yani pis adamların tipi. Toplamı yani. Bütün böyle midem bulanıyor ya. Görseniz var ya vallahi kusarsın ya. Böyle pislik bir şey var. Acayip bir yamuk ki yapar. Ağzı burnu yam olur. Yani ben yakından tanıyorum bu adamı. Onun için anlatıyorum. Öyle bir tuhaf ya. Ondan sonra diyor ki beni diyor bu şekilde anlatman beni rahatsız ediyorsun. Gece bana öyle dedi. Beni rahatsız ediyorsun. Neye rahatsız ediyorum biliyor musun? Size bunları anlattığım için. Yemin ederim zerre kadar korkmayın ya. Çünkü sizde o kadar korkuyor ki. O kadar korkuyor ki. Ödü patlıyor. Olan besmele çeker şimdi dedi ya. Ona kalkar abdest alırsa ya ne yapacağım ben şimdi. Adamın derdi o ya. Bismillah dedim. Kaçtı gitti şimdi. Adım gibi sana inandığım gibi gördüm onu. Aynı böyle inanıyorum.
bana dedi ki, bana demiyor tabii. 5 dakikada yatarsın. Bak şeytan, sizdeki şeytan anlatayım, sizdeki şey. Ya 5 dakikada yat. O bir duygu var ya, interneti aç, cep telefonuna bak şimdi. Mesela derste şu anda böyle yapar, aç onu. Ya neydi o? Dersteyiz ha. Ya ooo, aç o. O bir dürtü var ya, bir enerji, bir istek. Ha o adam işte, o adam o. O isteği o. Yani onun özelliği değil, o yani, bizzat o kendisi. Ya bak ya, o kendisi. Tamam. Bana dedi ki, ya dedi, dünden beri Kur'an okuyorsun dedi ya. Öyle iğrenç, ben onu tanımazsam tepeni tanıdım. Şey okuyordum bak, Hizbul Kur'an okuyordum. Hizbul Kur'an'dan çok rahatsız oluyor. Ya ama bitmez dedi ya, tövbe estağfurullah, Kur'an'a hakaret etti. Eğer ben onu bilmesi, ulan ben ne kadar aşağılık bir adamım ya. Ben ne Hizbul Kur'an okuyorum, tuhaf tuhaf şeyler görüyorum. Ne haber dedim, rahatsız mı oldun? Beyefendi, anne sadakalar lazım dedim. Tamam. Ya amma da bitmez bir kitapmış dedi ya, nereden dedi falan. Hakkım şey yapıyor, pis pis ağız bunu yapıyor. Ne no, beyefendi, yapıyorum lan. Bir uzaktan görseniz var odamda beni. Ulan manyak mıdır ya, şizofreni midir? Kendi kendine konuşuyor bu manyak. Aynı öyle dersin. Değil mi? Ulan beyefendi, rahatsız mı oldun lan? dedi. Ha dedi böyle. Dedim bak gel. Duyguyu ben hissediyorum. Ben de uzaklaşan bir duyguyu. Yani nasıl olur? Cep telefonuyla adam, yani telefona uzak, çekim alanı nasıl uzak yakın olduğunu anlarsınız ya. Ya nasıl konuşuyorsun biraz yanaşsana. Hani çekim yasası, yani cep telefonunda ses gelişine göre adamın nerelerde olduğunu anlarsın biraz. Yani baz istasyonunda uzaktır falan çapını. Aynen öyle hissediyorum yani. Benim için alıştım yani adamla. Dedim rahatsız mı? İnan bana, yarınki dersi de şimdi okuyacağım, gelmeseydin. Dedi ki bana bu sabah, tamam tamam dedi. Hiçbir şey ses yapmıyorum, okuma. Öyle aşağılık ki bu namussuz. Nefis ayrı bir birim. Bana nefis dedi ki, Türkiye'de burada değil. Bana diyor bal yedir dedi. Sabah yedirdim dedim. Öyle bir aşağılık, karakterse bir şey ki nefis bizde. Şeytandan ayrı anlatacağım da bir kere bu hatırıma geldi. Nefse emmare. Ha, nefse emmare. Dedi ki bana bal, kahvaltı da yedim dedim, Kur'an okurken. Dedi ki bana bir kaşık yedirsen, o kadar aşağılıktır yani, karaktersiz. Buna tenezzül ediyor. Bana bir kaşık bal yedirirsen sana bir cüz okumana müsaade edeceğim dedi. Dedim tamam anlaştık. İnan anlaştık, getir dedim bana, gittim aldım. Bal yedim, tamam iyi. İnan bir cüz okudum. Öyle de ki aradan çıktı adam biraz. Çünkü ben ama inattım. Bir şey dedimse yaparım. Böyle yaptım eğer yılışık. Yalama yapmış civatı gibi olursanız tepenize biner şeytan. Bu eğer söylediğini yapıyor derse ona göre adım atıyor. Aptal değil. Gerizekalıdan şeytan olmaz. Beni biliyor, çok iyi biliyor. Ben dedim mi bitti. Senelerce bir kelimeye uğraşırım. Senelerce. Bu çok önemli bir husus. Tabii kesinlikle. Ben kuralımı gece kalkar yaparım. Her gündüz yapamadımsa kuralımdan taviz vermem. Asla, inanın bana. Ölürüm, uykusuz kalırım, ben onu okurum. Ne olursa olsun, çok iyi biliyor adam bunu. Kural oldu mu ödü patlıyor. Böyle yampur yampur yaptın mı sana böyle takla attırır. Dedi ki, dedim bak beni biliyorsun. Ben böyle yapıyor. Biliyorum biliyorum. Ha, bu balı hiç yaptın mı aradan çık. Öyle bana sıkıntı falan böyle isteksizlik hal o veriyor. Onun adı ya. Sakın öyle bir şey istemem. Eğer öyle yaparsan vallahi şansın yok dedim yani. Tamam. Yarın da yiyemezsin. Ondan sonra indim. Tamam yedim. Çıktı arada. Biz bastık böyle gaza. Cüze gidiyoruz. O kadar keyif alıyorum ki vallahi o kadar mı lezzetli olur yani. Hakikaten bu namusun ne acayip bir şey. Ondan sonra cüzü meğer geçmişim. Hop 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 dedi. Bir cüz anlaşmıştık dedi. Baktım sıkılınca anladım. Baktım iki sayfa geçmiş. Tamam dedim anlaşmamız bu kadar. Tamam kapattık. Yani şaka anlatmıyorum. Filmimi kendim seyrediyorum. Başka ben televizyona oturup da başkasının hayatını seyretmiyorum. İç alem. Acayip bir tuhaf ya. O kadar da kolay ki. Kuralı bir. Doğru arkadaşlarla olacaksın. Doğru yere gideceksin bak. Doğru yerde. Doğru arkadaşlarla doğru iş yapacaksın. Bu kesin. İki. Kuralınızdan taviz vermeyin. Tamam mı? Kuralı. Üç. Günahlardan uzak olun. Gerisi vallahi köpek gibi evinizi kapırsın önde köpek bağlı olur. Ha nefsi anlatayım biraz. Nefis ne biliyor musun? Bu bedeni meydana getiren E eşittir MC kare ya madde. Yani bunlar.
Einstein'ın teorisi var ya, enerji eşittir maddenin kütlesi çarpı c kare ışık hızının karesi. Yani madde enerjidir. Buz sudur. Su H2O'dur. H2O enerjidir gibi yani, tamam mı? Şimdi bu ceset makineye koyalım. Cesetlerine portakalın ve elmanın suyunu çıkartıyor musun? Suyunu alır gibi cesedi koyalım makineye. Özünü alalım. Çıkacak ne biliyor musunuz? His, heva. Tabiat. His, heva, heves, tabiat. Tamam mı? Fıtrat. Bunlar çıkar. Bunların hulasasına his, heves, tabiat, fıtrat, bunlara nefis deniliyor. Bu istekleri var. Mesela suyun isteği ıslatmaktır. Güneşin isteği ışık vurmaktır. Ateş yakar. Bu bir isteği. Yani fıtrat bizim lifa. İşte bedenin de yapısında peşincidir. Gelecekte uğraşmaz. Yani geleceğe dese ki ya şu günahı yapma, sana bir saat sonra bir ton lezzet vereceğiz. Hiç umurum diyor. Ben diyor anı yaşarım. Yani nefis ayrı bir birim. Yani bende bedensel istekler şeytandan ayrıdır. Ama beraber işbirlikçilik yaparlar. Peki bu ya çok bir etrafımızı sarmışlar. Bunlar bir şey değil. Senin işbirlikçilerin bir bilsen. Allah bir kere senin işbirlikçi. Peygamber, maneviyat, Kur'an, dershaneler, Risale-i Nur, melekler, ervah aliyeler. Bunun 6000'in tersi var. 6000 hepşerdi ki. 6000'in her bir duygunun ifrat tefrit işer, ortası nimet. Yani ulvi taraf şey, bunların hiçbir metalik yok. Yani yaptırıcılığı güçleri yok. Ortaya atarlar. İmansızsın diyor. Bana demiyor da. O geçti o dönem. Sen imansızsın. İmanını yesinlerler senin. Sen. yapıyor böyle. Sen ama desin ki şöyle. O hakikaten imanım yok ya. Ey bak ya ben şey yaptım. Ha, adam diyor ki oğlum bu hayvan yedi bunu. Yemi yedi yani. Çünkü rahatsız oluyor musun imansızlıktan? İmanlı olduğuna delil. İmansızlar, imansızlıktan korksa iman ederdi. Alman imansızlıktan korkar mı? Yok. Niçin? İman yok ya. Olmayan da olma özelliği olmaz. İmanın olma özelliği ondan endişe etmektir. Mesela bak, desem ki, araba çalındı arkadaşlar dışarıda birisinin arabasını. Kim burada endişe eder? Sercan'la ben. Sercan'la sen değil mi? Kimin arabası varsa dışarıda değil mi? O endişe eder. Ben ne derim? Ya arkadaşlar bu kadar sakin. Dışarıda arabası kimi vardı? Bir baksın. Ama arabam olsa kim hangi plaka falan diye heyecanlanırım. İmanı olan endişe eder. Ha, demek imanı var. Allah Resulü'ne sormuşlar. Sahabe-i kiram demişler ki ya Resulallah imansızlıktan korkuyoruz. Yani bu şey midir? Halis bir imanın göstergesidir korku diyor. Halis. Nasıl böyle realitede? Halis. Çünkü niye? Bir tanesi diyor ki, abi ben çok kötüyüm. Tamam, çok iyi. Abi neresi iyi dedi ya, ben rezilim dedi ya. Çok kötüyüm. Çok kötü olduğun taraf var. Tamam. Peki, çok kötü olduğunu anlayan ne güzel tarafında var? Yapma ya. Kim anlat bunu? Ben çok kötüyüm. Mutlak rezil olsan rezilliğini savunurdun. Evet. İyiyim derdin. Ama kötü adam kötülüğü savunmuyor. Kötüm diye ifade ediyorsa ne mutlu ona. İyiliği fazladır. Şeytan şimdi diyor ki manyak ya gene ya. Cengine çakıyor bize. Planları bozuyor. Tabii ya. Şimdi adam dedi ki vay be ya. Ben kötüyüm. Aferin lan. Ne aferin abi dedi ya. Hakikaten ben kötüyüm dedi ya. Rezilim dedi ya. Sen bana bu şey dedi yukarıda bir amelde. Evet. Dedi ya. Abi ben çok kötüyüm diyor. Sen ne diyorsun ya? La kardeşim niye geldin bana buraya? Bir manyak. Geldiğine göre beni biliyorsun manyağı bu adamı. Şimdi eğer senin iyi tarafını olmazsa ve o galip olmazsa, ona hakim olmazsa nasıl gördün? Kör adam diyebilir mi? Ha onu kaldırın. Şu manzaraya bak. Diyebilir mi? Şu Allah Allah bak mesela şu manzaraya bak. Kim der bunu? Ama diyemez ki. Ha buraya bak diyorsa demek gözü var. Ha, ben kötüyüm diyorsa iyidir bu adam. Çünkü kötülüğünü fark etmiş. Kötülüğünü fark etmiş ya. O zaman şeytana çaktı bunu. O çok ne mutlu. Ben iyi değilim diyen adama diyorum çapını genişlettir. İyiliğin galip. Eğer kötülüğün galip olsaydı iyi olduğunu, kötü olduğunu bilemeyecekti. Öyle batır gibi. Ben neye varacağım? Benim gibi adam var mı ya?
Benim gibi gösterin ya. Ne yapar? Gider kıyas eder. Gider sokaktaki değil de meyhanedeki en böyle sefi adamı der ki bak ona göre ben iyiyim. Ölçüleri böyle olur. Bu adam ne? Hakikaten kötü. Ama durdum ben iyi değilim ya. Allah hakikaten aferin lan. Onu tebrik ediyorum. Ben iyi değilim diyeni tebrik ediyorum. Çünkü o iyiliği fenalığına galip gelmiş. Peki içimizden geçeni. Mesul muyuz? Onu da cevap vereyim. Evet. İçimizden geçiyor ya nasılsın? Ayşe gittim. Allah Resulü diyor ki 86. sayfada Ömer Nasuh bin Mende. Resulullah'a sormuşlar da. Ya iyi ki sormuş ya. Peygamber diyor ki içinizden geçeni. Çünkü şeytan ya. Demedikçe de onu, çak onu, ver ağzını payını diyor. İçinizden geçeni demedikçe veya yapılması gereken bir şeyse yapmadıkça mesuliyet yoktur. Tam tersine sebep vardır. İçinden bir dürtü. De onu, yap onu. Yapmıyorsun. Cihat bu işte. Bunu bilmeyen adam zanneder ki bak ağzını açık altı değil mi? Ne kadar tuhaf. Böyle yapıyordu değil mi namussuz? Şimdi bak. Bir iyilik yaptın diyelim. İçeride bir en Allah her bir iyiliğe bir sebap verir. Sebap itikada ait bir şey. Her bir iyiliğin bedendeki yansıması var. Fiziksel. Bunu çok gençler hepiniz gençsiniz. Bunu bilmeniz lazım. Bilmenizi istiyorum. Her günah ve her iyilik bedende fiziksel karşılığı var. Fizikidir sebapta günahta. Ya ne diyor ya? Evet. Beni zaten öyle diyorlar. Din indirmiş fiziğe diyor. La, din hayatın hayatıdır. Varlığın kendisidir din ya. Fizik boyutunu anlatayım. Her bir iyilik vücutta pozitif enerji olur. Yani iyilik pozitif enerjidir. Düşünce pozitif enerjidir. O yaptığınız iyiliğin içine girersin. İçinizde böyle bir sarar bir sizi bir güzel bir enerji birisine bir Kur'an okudun birisine bir şey yaptın. Fakat şeytan bu balonu indirecek. Balonun içine girdin ya. Adı neydi senin? Furkan. Furkan. Furkan diyecek içinde Furkan. Aferin lan ne büyük adamsın be. Bunu yaptın sus lan diyorsun şeytan falan. Veya Ertuğrul'a düşsün aferin lan Furkan. Sen bir tanesin falan koltuk kalkıyor. Veya bunu yemedin. Diyor ki Furkan arkadaşına söyle böyle yaptığını. İyilik yaptın ya. Ne olur mu ya dinimizde bir elin yaptığını öteki eli görmesin. Gizli yapın ki sevabınız katlansın. Gizleyin yaptığınız iyiliği söylemeyin. Hemen şeytan diyor aptal değil ki. Furkan ben senin gurur kibirin için demiyorum. O da teşvik olur. O da yapmasına vesile olursun. Vay 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 namusuna bak. Yani bak nasıl gerekecek iş yapıyor. Ona da söyle ki o da yapsınmış. Demeyeceksin gene. Peki o gaz de söyle söyle ifade et çaktırmadan. Gene demedikçe hop hava gaz iniyor su oluyor. Su olunca onun adı kemalat oluyor. Yapılan iyilikler sıkıştırılınca bu sefer kemalat oluyor. Peygamberimizin bir hadisini gördüm. Çok ilginçtir. Allah diyor ki yaptığınız iyiliği benden dolayı gizlediniz mi? Evet. Ama oysa fıtratınızda bunu ifade etmek var. Söylemek vardı, göstermek vardı. Benim için göstermediniz mi? Evet. Ben de size söz veriyorum. Bu iyiliğinizi ben insanoğluna çıkartacağım. Ama ben çıkartacağım. Sağlığında veya vefatından sonra. Bu iyiliğini ben çıkartacağım piyasaya ve insanlıkça bilinecek. Ve ona ben sebap diye yapacağım. Allah vaat ediyor. Ben çıkartacağım diyor. Sen çıkartma onunla. Şeytan diyor ki sen çıkar. Sen Allah adına çıkartmıyorsan Allah ben çıkartacağım diyor. Allah için çıkartılmayan her iyilik Allah çıkartıyor. Çok acayip bu. Müjde yani. Merak etme dünyada da çıkıyor. Bak karşılıyor. Yavrum yapma. Takır takır. Mesela bir baktık benim bu şeyim vardı. Şu tutkaktan aradı. Sabah işte konuşuyor değil mi ortada? Böyle bir konuşmamızı bak Allah için diyorum ben bunları. Bak nerelere yansıması buldu. Ha, takdir edecek, tenkit edecek, küfür edecek. Onu zaten bu yola çıktım. Böyledir yani. Takdir de olacak. Tenkit. Şimdi gelelim cinlere. Şeytan atınıza gelirse şeytan hakkında soru söylersiniz. Sorarsınız. Şeytan gelin cinlere. Millet cehaletinden istifade eden ikinci bir zümredir bu. Cinler. Cinlerin şeyi, gücü cehaletimizdir. Cehaletimizden dolayı, cahilimizden dolayı korkuyoruz. Oysa o kadar basit, o kadar kimliksiz, kişiliksiz, o kadar
diyecek kadar, ordular yok olacak kadar güçsüzler. İnsanın, affedersin, idrarının, idrar, sidik, gayta, büyük abdestini yiyecek kadar aşağılık. Bak mide bulandı değil mi? Senin adın neydi? Sinan. Sinan değil mi? Benim de tuhaf mı? Onu yiyor. Çünkü insanın gayta, büyük abdestini yemek onun için en kaliteli. Niye? Hayvanların tezeğini yer diyor Allah Resulü. Kemiklerini ve tezeğini yer. Zira diyor, Müslümanlara da öyledir. Allah Resulü sahabelerine diyor ki, tezekle, yani deve ve at gittiğin zaman pislik bırakıyor ya, evet. Güneş hemen vurunca kuruyor. Taş gibi oluyor. Burası gibi bunu düşünmeyin. Almanya gibi düşünmeyin. Tezek odur yani. Hayvan pislediği anda düşer düşme zaten o çölde ne olur? Taş olur. Taş gibi olunca su yok ki. Nasıl taharetlenecek? Onunla taharetleniyor. Yani taharetlemek büyük abdest seni temizlemek. Evet. Hani bir Türkçeyi anlamazlar diye söylüyorum. Affedersiniz kusura bakmayın evet. Ama. İşte Allah Resulü demiş ki, ey ashabım, tezekle büyük abdestinizi temizlemeyin orayı. Zira kemikle de yapmayın. Kemik ve tezek cin kardeşlerinizin, Müslümanların da kafirin de gıdasıdır. Ondan besleniyorlar. E şimdi hayvanın pisliğini yiyen, insanın pisliği çok kaliteli. Hayvan ot yemiş, bu pislik olmuş. İnsan yemediği değil, neler yemiş? Baklava yemiş, pirzola yemiş. Tamam, pisliği de ona göre, sığıra göre kalitelidir. Ama ağaca koyarsanız ağaç kurur. İnsanın pisliği bile işe yaramıyor. Asitlik özelliği çok olduğundan dolayı. Acayip bir şey. Ha, cinler imtihana tabi, kafiri var, Müslümanı var. Onlar dişisi var, erkeği var. Cin şeytan gibi şey yapmaz. Onların kafirleri şeytanla işbirlik yapar. Cinlerin Müslümanı ise Müslümanlarla işbirlik yapar, insanlarla. Nasıl yapar? Seni şey yapmaz. Her bir Müslüman, kadın veya erkek namaza durduğu zaman evinde tek başına, inanın o bölgede binlerce, yüzlerce kadın veya erkek, kadınsa kadının arkasını, insan nevinin arkasını hemen safa durur. Namaz kılar. Senin için dua eder. Tamam. Fakat Kur'an'da çok antikadır. Müslümanı dahi yalan söyler diyor. Yani Müslüman demiyor da cin umunu yapıyor. Cinler yalan söyler. Peki bir cinciye gitsek bizim düşüncemizi nasıl biliyor? Onu anlatayım. Arkadaşlar dedim ki sebap, dindeki adı, iyiliğin adı sevaptır. Fizikte mutlaka nesi vardır dedim? Enerji var, enerjidir. Günah da öyle. Siyah bir duman gibidir. Duman. Mesela yaş odunu yakarsanız dumanı çok olur, nuru az olur. Ham adama benzer yani. Kuru odunu yakarsanız duman az olur, nuru çok olur. O da kamil adama benzer. Duman az. Odundaki duman, odunu Allah dumanı nasıl yerleştirmişse, şu bedene de nefsi öyle yerleştirmiş. Aynı teknolojiyle yerleştirmiş. Odunu keserle biçin, dumanı görür müsünüz? Göremezsiniz. Değil mi? Keserle yarın, bir baltayla yarın, odunun içerisinde yarın, gözde şey göremezsiniz duman. Yaktığı zaman çıkar. Ha, bedenin içerisinde de nefsi böyle göremezsiniz. Ancak o odunu yakınca duman çıktığı gibi beden yakan şey de Kur'an'dır. Sohbetlerdir. Odunu kibritle yakınca duman çıktığı gibi biz de sohbete gidince Kur'an okuyunca bedendeki duman çıkıyor. Böyle gözüküyor. Odunun içerisine nuru, ışığı nasıl yerleştirmişse Allah nuru bedenimize ruhu öyle yerleştirmiş. Aynı kanun. Odunun en büyük düşmanı ateştir. Ateş odun içindedir. Bizim de hayat şeyin içindedir. En büyük düşmanımız mesela odunun en büyük düşmanı ateştir. Ateş onun içinde. Bizim en büyük düşmanımız da nefis. Şimdi düşün. Et kaç derecede kokar? Buzdolabı biliyorsunuz 4 derecedir. Sıfır olsa donar. Eğer 4 dereceden 10 dereceye, 15 dereceye de sıcaklıkta eti koysanız akşama ne yapar? Kokar. Vücutta kaç derece sıcaklık var? 36,5 derecede bir fırına et koysanız pişer mi pişmez mi? Pişer. Senin 36,5 derecede niye etin ya pişmemiş? Pişmesi lazım. Et kokması lazım. Ama hayat çıktı mı kokuyor ceset. İnsan kadar pis kokan ben görmedim. Nereden biliyorsun? Bir evde ölmüş. Kimsenin haberi yoktu.
Bizi de şey yaptı, neyse götürdü, savcı da bir şey yaptı. Başka bir de vazife yapıyordum. Birkaç gün kalmış, aman yarabbi. Öyle korkmuş ki, savcı bizi tanıyordu. Cami hocasının şey dedi ya, sen de gel sen dedi ya, bu hoca genç korkar dedi. Çünkü kokuyor, leş görmüşler bana. Öyle acayip kokuyor ki, hayat kokuttu mu? Hayat sıcaktır. Odunun içerisindeki ısı gibidir. Odun içinde ateş şey yok mu? Ateş, hani kalori. Ha, vücudumuzda da hayat böyledir. Tamam. Acayip kanun. Allah sertmiş. Şimdi cinler peki nerede beslenir evde? Banyo ve tuvalette olur. Eyleme dönüştürün. Banyo yaparken duşa kabin var ya, var değil mi duşa? Orada affedersiniz küçük idrarınızı yapmayacaksınız. Tuvalette banyoya girmeden önce suyunuzu içeceksen orta iç. Banyodan çıktıktan sonra 2 saat su içmeyeceksiniz. O tıbbidir, cinle alakası yok. Ha, Allah Resulü diyor ki banyo yaparken içerseniz vesvese hastalığı olabilir. Olur mutlaka değil de olabilir. Banyoda temizlik yaparken, yani kastettiğimi anladınız değil mi? Evet. Çaşmaş olarken. O malzemelerinizi suyla göndermeyin. Bir tane kağıt koyuyor, peçet şey kağıdı, tuval. Koy kenara. Taş yaptığın şeyi koy buraya. Ondan sonra çıkarken o kağıdı katla. Bismillahirrahmanirrahim de tamam. Bir de poşete koy tırnağını, saçınızı, saç, berbere gittiğiniz mümkünse tabii alabiliyorsanız saçınızı, tırnağınızı, banyoda yaptığınız o temizlikleri torbaya koy poşete. Bismillahirrahmanirrahim de poşete kapat. Bismillahirrahmanirrahim diye çöpe at. Ama kapalı olsun. Pat diye atarsan cinler bunu çok seviyor. Yani bunu yiyor. Peki buna alıştı. Sensiz bir yerden size bir Halil abiniz bir tatlı bir şey getirsin. Bu dersten sonra ikram etsin. Ulan ne kadar hoş. Halil abi ya nereden aldın ya? Falan. Hemen izi takip edersin bulursun o dükkanı. Ben de alayım dersin. Tamam. Bu aynı kan. Senin o pisliğini yedi mi adam bundan ki vay be bunu takip edeyim diyor. Adam onu yemek için sana zarar vermek için değil ama bilmeyerek zarar veriyor. Niye? Ayı da öyle yapmış. Yavrusunu severken öldürmüş. Ayını sevmiş. Öyle oldu. Bu ne haber lan? Böyle öldürmüş yani zaten. İnsanı da yapmış böyle. Seviyormuş güya. Bütün o yırtmış kafasını falan. Ama ya ben seviyordum demiş ya. Sevmesi öyle oluyor yani. Tamam. Ha, o zaman biz onlarla işimiz olmuyor. Onun şerinde kurtulmak için ha banyoya gireceğiz. Sol ayağımıza giriyoruz. Çorabı çıkartıyoruz. Pantolon bak şöyle. Kıvırıyoruz. Çıkarttık. Girdik. Sağla çıkacağız. Çıktıktan sonra tabii sidik buraya mutlaka sıçrar. Onu bir suya tutuyoruz. Tamam mı? Sidik çok önemli. Niçin vücudumuzda olmasın? Adamların gıdası. Ha, tuvalette otururken sakın cep telefonuna oynamayacağız. Konuşmayacağız. Sizi birisi çağırsa. Furkan mıydı? Hı hı. Sinan mıydı? Sinan! Anne çağırdı ama tuvalette olduğunu bilmiyor. Sen şöyle yapacaksın. Kapıya vur. Veya bu kalibodura duvara. Konuşma yani. Konuşma olunca pat boyut açılıyor sende. Şu. Yılanın bak her sahadan örnek veriyorum ki yılanın vücudunda pul var böyle kiremit gibi. Evet. Şöyle tamam mı? Puldur. Yağmur veya zehir aksata kiremit gibi. Hareket edince böyle açılıyor güneşe karşı. Pullar böyle kalkar hareket edince. İran hareket edince pullar kalkar. Tamam mı? Şimdi bir şey anlatmak için söylüyorum. Şimdi İran hareket ettiği zaman pullar hemen hareket ettiği gibi dünyevi ve uhrevi, ahirete ve dünya et bir şey düşünürseniz, konuşursanız tuvalette hemen hissiyat tek açılıyor, boyut açılıyor. Alıcı, bu sefer buradan girme ihtimali var. Bu bir. İki, tuvalette veya diğer yerde esneme olursa tutmaya çalış. Tutamıyorsan mutlaka diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam elinizin arkasıyla girmesin diyor. Tamam mı? Ondan sonra sakın tuvalette tükürmeyin. Hadiste geçiyor. Sümkürülmeyin. Yapmayın. Veya tu sakın. O onların gıdası. Tamam mı? Ha. Müslüman olarak
Müslüman cinler de mi banyoda? Evet, onlar aynı şeyi yerler. Hayatları ayrı, aynıdır. Cinle Müslümanların, kafirlerin kaldıkları yer farklı. Yani kafir insanlar, Müslüman insanlar ekmek yediği gibi yani. Evet, tabii Müslüman, evet insanlar, kafir Müslüman hepsi su içer, meyve yer, ekmek yer, o da öyle. Ama yaşantılar farklı yer. Mesela bodrum, kokuşmuş, güneş görmemiş, karanlık yerde kafirleri olur. Çok ben bunları anlatıyorum ki korkulacak, inan değil Allah'ın aşkına yani, yalvarırım. Korkmayın. O kadar sizden korkuyor ki, o kadar basit ki. Ben bu Augsburg'a indiğim zaman bu şehirdeki kafir cinler ötleri patladı, kaçtı gittiler, Müslümanlar galip. Bana ait değil, her Müslüman böyledir. O kadar imanına göre dalga yayıyor. İman realitedir, iman mahluktur. İman güneşlerin güneşidir. Yani iman nur yayıyor, sen görmüyorsun. Biraz simadan anlarsın, anlarsan. O enerji onları yakıyor. Kimisinin imanı bir metre çapında, 3, 1, 3, 5, 7, 9, 19, 33. 33, 66 yok galiba, 99 var. Çapında nur yayar. Bazısı da şehri bloke eder. Onun için birmiş kamil bir Müslüman şehre indiği zaman kafir cinler galip olsa bile Müslüman cinler galip oluyor. Onun dalgasından ötleri patlıyor zaten. O kadar şey. Kafirlerin yaşadığı şeyi söyleyeyim. Bak bunların cicini çıkartıyorum. Yani papuçlarını dama atıyorum ki muamma yani bilinmez olduklarını zannedip korkuyoruz. Ondan yani. Onları güçlü kılan bizim cehaletimiz, onları tanımamamız, onların silahını, zayıf ve güçlü yönlerini bilmediğimizden. Sen düşmanının zayıf yönlerini bilirsen yumruğu oraya çıkarsın. Tamam? Tak diye kuruşu vurduğun zaman uzatırsın. Adam neresi güçlü? Kafası mı, burnu mu? Ona göre vururlar zaten. Yani futbolcular da öyle. İlk önce seyrederler kime karşı oynayacaksın. Ha, o adam sağ mı kullanıyor, sol mu kullanıyor öğreniyorsun. Şimdi ben o adamların cicini biliyorum yani. Şimdi nerede olur? Bodrum'da yani her Bodrum'da değil. Müslüman uğramadığı, imanlı insanların uğramadığı, abdestli adamların uğramadığı, her güneş görmeyen, nemli, kokuşmuş, pislik, çöplüklerde onlar olur. Kafirler. Güneşli yerlerde, dağların tepelerinde, açık yerlerde Müslüman cinler olur. Müslüman cinler kokuşmuş yerlerde, tafun etmiş yerlerde olmaz. Başka nerede olur? Yalnız bir istisna koymuş Peygamber Aleyhisselam. Ben dedi bir gün sahabeye, şimdi diyor, hakemlikten geliyorum. Müslüman cinlerle kafir cinlere ayırdım demiş. Savaş ettiği olanmış, savaştan ayırmış. Deniz kenarları da plajların olduğu yer kafir cinlere ait. Onun için ben de diyordum zaten buraları bildiğim için. Cümlelerim bir hakikati ifade ediyor çoğu cümle. Dünya ve ahirette yanmanın yolu plajlardan geçer demişti. Dünya ve ahirette yanmanın yolu plajlardan geçer. Ha, bir plajlarda güneş olduğu halde orada kafir cinler olmasının sebebi orada sefahat olduğu için. Nerede çaldığımız şeyler var onların gıdasıdır. Müziği çok sever şeytan. Cinler o kadar değil ama şeytan çok sever onu. Şeytan sizi ziyaret ettiğini nasıl anlarsınız? Sol kulağınız çok fena çınlar. Ama Allah Resulü diyor ki sağ kulağınız çınlarsa Allah sizi anıyor. Yani bir derste birkaç derste oldu bende. Şükür için cemaate söyledim. Şu anda Rabbimiz bundan memnun şu şeyden. O kadar hoşuma gitti de gitmesini istemedim ama pat diye gitti de biraz sonra. Çünkü sırrı söyleyince. Bazen bir geliyor. Şimdi Kur'an okurken ilk 10 dakika zorlanıyor. Tamam mı? Geliyor burası, sol kulağı kaşınıyor, bilmem ne yapıyor falan. Ses yapıyor, kaynak yapıyor bilmem. Ben şöyle yapıyorum, hiç elimi getiriyor. Lan serseri geldin mi? Dediğim anda, tanıdığım anda gidiyor. Kayboluyor, tak düşüyor. Niçin orada kaşıntı oluyor? Girmek istiyor, ruh vuruyor. Güm güm, güm güm, ondan sonra atıyorlar aşağıya. Ondan kaşıntı gidiyor. Yani savaş var burada onda. Bunu bildiğin zaman şimdi Kur'an okuyorum. Adam gelmiş. Adam gelince, adam çekip. Eğer girmiş olsa kaşıntı olmayacak. Çünkü senin haberin olmadan senin imanın koruyor. İman muhafızdır diyoruz da. Güçtür, enerjidir. Zayıf iman olursa ki imanın güçlü olduğu nasıl? İman ne biliyor musunuz? Odunun içerisinde ateş neresindedir? Sağında mı, solunda mı, kabuğunda mı, içinde mi, dışında mı? Ateş neresindedir odunun? Her yerinde. İmanınız her yerinizdedir işte.
Yani nur odunun her yerinde ya. İman da böyle. Nasıl girecek ya? Ne yapacak şimdi bana yani? Ama bakayım ne diyor şimdi. Bu dersten sonra gençlere bak ne yapacağım diyor. Hiçbir şey yapamazsınlar serseri. Böyle itiyor. Şimdi banyo dedik. Banyoda bevletmiyoruz. Temizlik şeylerimizi kenara koyuyoruz. Elimizden geldiği kadar tuvalette dünyevi uhrevi bir şey konuşmuyoruz. Banyo ve tuvalette çabuk çıkmaya çalışıyoruz. Fazla durmuyoruz. Tamam mı? Banyoda sakın değişik bir şeyler yapmıyoruz. O da çok önemli. Tamam mı? Anladınız neyi kastettim. O tür şeyler zaten caiz değil. ancak Hanbeli mezhebinde şöyle, günaha, zinaya düşecek bir insan olacaksa o tür şeye fetva verilmiş. Başka şekilde keyif içi vesaire değil. Onu da bilesiniz. Gençler ben demesin kim diyecek. Banyoda şeylerin yeri değil. Ondan sonra banyoda çıkıyoruz şeyden. Banyoya ait başka ne diyeceğim size. Banyoda önünüz ve arkanız kıbleye gelecek gibi durmayın. Eğer banyo yani yapman, gusül abdest alman gece ihtilam oldunuz. Sabah işte ve öğlen abdest alacaksın banyoda. Eğer ihtilam oldunsa banyo almadan temizlik yapmayın. Çünkü vücut gusule ihtiyaç varken vücudunuzdan kılların ayrılması onu temizlenmemiş ayrılır. Tamam. Temizlenmemiş ayrılır. İlk önce gusulünü yap. Temizlensin o her şeyi. Ondan sonra temiz ayrılsın sende. Çünkü arkadaşlık yapacak ahirette sen. Onlar kullanılacak ahirette. Tamam. Sonra tuvalet dedik. Tuvalette sümkürülmüyoruz. Yapmıyoruz. Ondan sonra tuvalette erkekler olduğunuz için diyorum. Tuvalet işiniz bitirdikten sonra sol ayağınız böyle taşa tam otursun. Sağ ayağınız parmaklar üzerine olsun. Yani sola meyilli durun. Son çıkarken. 3 defa öksürün. Bak bağırsak oynuyor. Yani ondan sonra çünkü affedersiniz sidik torbasından ta atılana kadar yol var. Orada kalabilir. Öksürerek bunun adı istibradır. Ondan sonra tutarsınız böyle suyu atarsınız. O istibra. Çıktın tuvalette ayağınızı burada sıçramış olabilir ya. Suya tutuyorsunuz tak burayı yıkıyorsun veya elini ıslak bir de şurayı. Ondan sonra 40 adım 30 adım veya çaktırmadan evde şey olmasın. Eğil kalk ya pantolonunu düzeltiyorsun tam şöyle. Eğip kalkınca sidik yollarında idrar kalmış olabilir. O kalabilir. Zaten vesvese yapmayın. Eğer kalmışsa hissedersiniz damla çıktığını. Hissetmiyorsanız gerek. Yani öyle bir şey varsa elini götürsün böyle tutar at şey yaparsın eline gir. Sonra abdest alıyorsunuz. Onu da anlattım. Şimdi nefisi biraz anlatayım. 3 birim farklı. Şeytan, cin, nefis. Nefis, his, heva, heves, tabiat gibi şeylerin hulasasıdır. Bedeni meydana getirir. Cesedi duygulardır. Cesetle alakalı duygular nefsi oluşturur. Nefisin yapısı böyledir. Ayrı bir özelliği yok. Ölüm bununla oluyor. Nefis ruhtan ayrılıyor. Yani ölecek nefis. Yani beden ölüyor. Ruh ölmüyor. Dün derste anlattım. Çünkü yaptığımız her hareket hayatın içine giriyor. O zaman hayatla hayatlanıyor. Bedenle alakası yok. Peki başka hatırıma gelmeyip mesela diyelim ki gündelik hayatınızda bir sorunuz varsa halin. Mesela göğsünüzde bir ateş bastı. Kalbiniz sıkıldı, sıkışmış gibi bir şey hissederseniz veya başınız şurada ağrı var böyle bir şey. Ne bileyim kendini iyi hissetmiyorsun. O zaman gündelik. Ben açık yapayım siz otobüste, metroda. Yani için gizli yaparsınız. Hem gizli, hem açık yapayım hem gizli yapayım. Şöyle. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Normalini anlatayım. Bir de en iyisini anlatayım. En iyisi huruf mukatta. En iyisini yapayım ilk önce. Değil mi? Yapayım. Elif, Lam, Mim.
bak diyeyim yaptım. Burundan almadığımı göstermek için burnumu kapatıyorum. Elif, lam, mim. Yani bunu tutmana gerek yok ama. Yani oradan almıyorum diye yaptım bak. Elif, lam, mim. Basıyor. Tamam. Veya bunu bilmiyorsun diyelim. Elhamı biliyoruz. Bilmeyen yok. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Vallahi bir şeyiniz kalmaz. Ben bunu yiyorum. Bilgi değil. Ben uyguluyorum. Realite benim için. Adım gibi. Uçakta gittim panik yapıyorum. Uyuyorum, uyuyacağım. Şöyle. Errahmanirrahim. Yapsın korku da göreyim. Bildiğin kural böyle. Her şey kuralla çalışıyor bu dünyada. Kuralını bildin. Ha şimdi yatarken karabasan oluyor. Bazıları. Onu yapayım. Onu göstereyim. Karabasan. Bu karabasan ne olduğunu biliyor musun? Biliyor musunuz? Ha bilmiyorum. Bazı bilmiyorum. Yani böyle yatarsınız bir ağırlık oluruz. Kıpırdayamazsın. Yani Allah diyeceksin, diyemiyorsun, denemezsin böyle bir şey. Basit bir şey. Yatarken Abdülkadir Geylani Hazretleri demiş ki o Süleymancı kardeşlerimiz yaparken, yatarken Resulullah yapmış. Bu şu parmağı şöyle birleştiriyorsun. Mesela en iyisini yapayım. Bütün duaların en, yani ben rahatsızım, işte bana sihir, büyü falan, yani onlar hiçbir şey değil. Ben sana onu anlatamıyorum nedir ama iyisini anlatayım bak. Ne, nasıl yapacaksın? Bunlarla, bunu anlatırken iyisini anlatayım. Bir, istiğfar edeceksin. Eğer cevşenin başındaki istiğfarı yapabiliyorsan en iyisi. Yani ve tubaleyne ya tevabu ya kim utabeten nesualiyakum minellezine faalu fayşeten ezelam ufusekum zekerullah festağferu lizunum yuvem yagfiru sunum veli Allah estağfurullah lazımen kerimellezi la ilahe illahu alahin kaymeti mele subhane. Bir, estağfurullah lazımen kerimellezi la ilahe illahu alahin kaymeti mele subhane. İki, estağfurullah lazımen kerimellezi la ilahe illahu alahin kaymeti mele subhane. 11 tane yap en az, tamam mı? Her yapışta şöyle yapacaksın. Estağfurullah lazımen kerimellezi la ilahe illahu alahin kaymeti mele subhane. Subhane, dudakla değil, değil, üfürür gibi lambaya değil, hu diye, huh. Estağfurullah lazım, huh. 11 defa yaptık, yaptık, sonra 3 defa salatu selam, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed, huh. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed, huh. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed veya huh. Elfu elfi salatu ve elfu elfi selamun aleyke ya Resulallah, huh. Elfu elfi salatu ve elfu elfi selamun aleyke ya Habiballah, elf elfin salatı ve elf elfin selamun aleyke ya minne vakinna. Ondan sonra 7 Fatiha. En iyisini yapıyorum. Uzun alır ama. Yani sihir buyur. Ahmet'e Mehmet'e kucağına düşmezsin. Psikolojinizi de bozamaz. Ondan sonra sen hem paranı alarak sihir yaptılar, buyur yaptılar, zıkkımı kök yaptılar. Hiçbir şey yok. Ondan sonra şöyle okuyacağız. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Huva. Lambaya üfürür gibi dudakla değil. Errahmanirrahim. 7 Fatiha yaptık mı öyle? Bitti. Şimdi 7 tane de ayet-i kürsü. Allahu la ilahe illahu el hayyul kayyum. La te'huzuhu sinetun ve la nevm. Böyle okuyacaksın. Sonra 7 amene resul. Âmene Resulü bimâ unzile ileyhi min rabbihi vel mu'minûn. Küllün âmene billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulî. Yedi de böyle okuduk mu? Her okuşta durakta yaptık mı? Yaptık. Sonra, âmene Resulü'den sonra. Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'ûzu bi rabbil felâku min şerri mâ halâku. Ve min şerri gâsikin izâ vekâbû. Yedi de bunu yaptık mı? Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'ûzu bi rabbin nâs. Melikin nâs. Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'ûzu bi rabbin nâs. İki, üç, yedi yaptık mı? Yedi de bunu yaptık. Tamam.
Sonra 3 defa elfu elfin salatin ve elfu elfin selamun aleyke ya Resulallah. Elfu elfin salatin ve elfu elfin selamun aleyke ya Habiballah. Elfu elfin salatin ve elfu elfin selamin aleyke ya emine vahillah. Yaptık mı? Şimdi önemli şimdi bu. 3 defa yaptık. Ondan sonra Resulullah'ın, peygamberin bu şeyi, Kur'an'ı bitirseniz de böyle yapın diyor. Mesela cüz'ü okudun, hemen cüz'ü okudun. Bunu onun sıra anlatayım. Felek nasıl okuduk? Elfasel yaptık. İki. Üç yaptık mı? Ha, şey de hemen anlatayım. Cüz'ü okudun. Aynı yapacaksın. Cüz'ü okudun ama onun bir farkı var. Peygamberin sünneti. Ben de bilmiyordum. Belki de eskide yadırgıyordum. Yani yapıyorlar falan. Bilmiyorum. Cehalet çok rezil bir şeymiş yani. Şu parmağını ortaya koy. Bilmiyordum ya. Ya ne sürüyorlar falan diyor. Ya bu bidat mı? Değilmiş yani. Benim aptallığımmış yani. Şimdi bak. Cüz'ü okuduk. Kur'an'ı okuduk. Ne okudun siz? Ha, şu parmağını ortaya koy. Bak. Görüyor musun? Şu. Bitti. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Tüm salat Allah'a salat ala seyyidina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal müstakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veleddallîn. Amin. Bir. İki. Bak buna bu arhaba vermedim. Yani şey boşluk yok. Burayı bu parmak şu baş parmağın tırnağını hakikaten gösterirken bile lezzet alıyor. Nasıl bir şeyse böyle. Ondan sonra bunu da aynı böyle yapıyoruz. Tekrar. Sonuna kadar. Ondan sonra ama yaparken şunu tak çıktı. Bomba bomba. Şimdi gittim bir tanesine. Bu namussuzlar var. Özür diliyorum ama. Daha doğru dürüst Kur'an okumayı bilmiyor. Gidince ooo. Çok eski sana sihir büyü yapılmış. Bir de Müslüman'dan Müslüman'a düşmanlık gelecek. Sen akraban yapmış sana. Diyemem. Zıkkımın kökü yapmışlar. Serseri. Bak Müslüman'dan Müslüman'a düşmanlık yayıyorsun. Ne yapmış? Çöz o zaman. Hem de psikolojin bozuyor. Kaç? 7 tane var. Sen bir köprüden geçtin. Ulan geçmediğimiz köprü mü var? Öyle şeyler diyecek ki hep tutacak. Seni çekemiyorlar. Biz hepimiz öyleyiz. Bir göze geldin. Göze gelmediğimiz mi var? Hiç hikaye anlatmıyorum. Hayır böyle diyor. Sen yakın tarihte bayağı çok üzülmüşsün. Herhalde tabii ya. Ya 10 tane ben söyleyeyim tutmuyor. Vay be nereden bildi ya? Ha çok mühim. Ben para almıyorum. Ama şu deri çok önemli. Bilmem ne suyu bilmem ne. La bırak kardeşim. Bitti ya. Sen psikolojik. Peki. Kim imal ediyor? O sesleri de şey yapayım. Bir de bir şey diyecektim de unuttum. Sesler nasıl imal ediliyor? Aha. Orada ses var. Üst katta tıkır tıkır. Çekme katta. Bir şey diyor. Bunlar burada. Öyle bir şey yok. Cin değil. Cin burada zaten. Nedir o? Dimağımızı kontrol edemezsek hepsi aktif oluyor. Tamam. Ha cinler nasıl bilir diye ha onu diyecektim. Ya Allah hatırıma getirdi. Gittim bir cinli hastaya, o sahtekara. Diyor ki hakikaten doğru söylüyor. Diyor ki senin deden, baban evinde şu oldu, bu oldu. Vay be bildi doğru. Nasıl biliyor biliyor musun? Gayb değil. Bizim bu gözle gözükmüyor ama düşündüğümüz, başımızdan geçen hadise burada var mı yok mu? O realitedir, mahluktur. İman bile mahluktur. O enerji partikülleridir, parçacıklarıdır. Cinler de esirden yapıldıkları için, o da enerji olduğu için enerji enerjiyi görür. Atom atomu gördüğü gibi. Gaybi bilmiyor, kafanın içindeki enerjileri görüyor. Yani düşünce, şekil, ses olan o olaylar var ya, evde geçirdim bir ay önce, iki ay önce, iki sene önce. Onlar duruyor. Onlar gözüküyor. Onlar gözüküyor. Nasıl ki tıbben adama ilaç veriyorlar. Ta çocukluğundan beri hepsini döküyor gizli şeylerin.
Gaybi bilmek değil. Kafanın içinde var olanları enerjidir. Kalbinin içindekileri bilemez. Kafamızın içindekileri şeytan bilir. Çünkü mahluktur, enerji boyutudur. Parçacıktır ya. Elle, yani elle tutulmaz ama yani ruhani bu elektrik dalgası gibidir. Televizyon, radyo dalgaları gibidir. Kalbin içerisini bilebilir mi şeytan veya bilemez. Çünkü kalbin içerisi batını kalp deniliyor. O nazargah ilahidir. Allah'tan başka kimse orayı seyredemez. Melekler bile göremez. Kalbin içerisinde geçebilecek herhangi bir şeyi melekler günahta yazamamasının sebebi görmüyorlar. Gözükmez. Evet, melek bile görmüyor. Ha şuradaymış. Melek bile görmüyor. Eğer görse yazar. O nazargah ilahidir. Tamam. Onun için ya nasıl bildik? Kardeşim enerji parçacıklarıdır o. Yani başına geçen olay realite değil midir? Mahluktur. Kavga gürültüden oluşan enerjidir. Birisini üzüldün. Çok enerjidir. Onun için cinler 700, 800, 900 sene yaşar. Bir karış topraktan ışık hızıyla hareket eder. Onların böyle pisliklerle şey yapar. Demir teknolojiler olmadığı için, demir olmadığı için teknolojileri yoktur. Basittirler. İnsanlara hizmetçi verilmiştir. Ondan dolayı insanlara kıskanıp insanlara zarar vermek istiyorlar. Onların hükmünü kaldırıp insanı getirmiş. İnsan cemül cemdir, camül ezdattır. Bütün alemlerin hulasasıdır. Onlar senden ötleri patlıyor. Yeter ki bir besmele çek. Bir mesela şey yaparken. Hele hele hep sor. Şimdi nasıl hizmetçi geldi bize? Şöyle. Nasıl hizmet ediyor biliyor musun? Mesela bu ilimleri öğrenmemize vesile oldu. Şeytan ortadan kaldırırsak. Şeytanın nefsi kaldırırsak. İnsan melek gibi bir şey olur. Mesela karanlık yok olduğunu kabul et. Hayat yaşanır mı? Ölüm yok diyelim. Bu sonsuz yaşanır mı bu dünyada ya? Yaşanmaz ki ya. Demek ki o karanlık gibi güneşi bize hatırlatıyor. Kötü adam gibi iyileri bize gösteriyor. Yani zıt zıttına aynadır. Onun için işe yarıyorlar. Lazım onlar. Sen eğer sende nefsi kalktıysa var ya şeytan çıksa gitse. Şöyle diyeyim. Şuraya mıknatısı koy Sinan. Şuraya demiri koy. Çekemiyor. Yanaştırsak çekim yasasına yani çekim alanına girse çeker değil mi? Şimdi bu haşa esma. Allah. Esma Hüsna. İnsan burada. Esmada yapılmış. Eğer arada çekime mani olacak mesafe denilen şeytan olmasa insan aslı olan esmaya yapışır. Bizi bu dünyada tutan, Allah'tan uzak yere koyan, burada yaşamamıza, itmemize, burada kalmamıza bir derece sil olan aradaki şerlerdir. Onun için lazım bu adam bize. Bak çok lazım. Dursun. Ortadan kalktı mı kalk fena filla olur. Adam terakki olmaz. Melekleşiriz. O noktada hizmet ettiği gibi abi. Mesela Süleyman Aleyhisselam'a da maddeten de mesela. Kime kime? Süleyman Aleyhisselam'a da maddeten hizmet ettiği gibi. Evet. İnşaatlarda çalışıyor. Her tarafta mesela. Diyelim ki Müslümanlar seni yataktan kaldırır sabah namazına. Kalk duyguları olur. Şeylerde kazarken kolaylıklar oluyor. Tamam mı? İnsanlar menfaat vermiş. Müslümanlar zarar vermez. Kafirler insanlardan korkar. Kafirleri. Ondan sonra evinizde Müslüman dolunca kafir cinler gelemez çünkü Müslüman cinlerle savaşması lazım. Tamam oraya. Onlar da savaş. Onların savaşı, kavgası bizim gibi değil. Biz kavga yaparız, kırarız bir tarafımızı, ayrılırız. Onlar da ölümle ayrılır. Onun için kavga yaptığın anda ölecek bir taraf. Onun için pek rızka girmezler. Çünkü ya ölecek ya öldürecek. Başka hiç şansı yok. Cinlerde böyledir. O zaman her Müslümanla beraber Müslüman cin. Cin var. Etrafında dolaşıyor. Allah Abdülkadir Geylani bu hadisi zikrediyor. Futul Gayb kitabında diyor ki her Müslümanın etrafına 85 tane koruyucu melek dolaşır. Pis kokudan 75 tanesi gidermiş. Yani sigara gibi kokulardan 75 tanesi gidiyor. Çünkü Peygamberimiz diyor ki aleyhissalatü vesselam odunu yaktığımız zaman duman çıkıyor. Nur çıkıyor. Isı çıkıyor, sıcaklık. Diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam odundan çıkan nurdan melek yaratılıyor. Odundan çıkan sıcaklıktan şeytan yaratılıyor. Odundan çıkan dumandan cin yaratılıyor. Odundan çıkan külden insan yaratılıyor. Peki
Dumanda ne yaratılıyormuş? Cin. Ateşte ne yaratılıyormuş? Şeytan. Ha, o zaman bu sigaradan çıkan dumandan cin yapılıyor. O istiyor. Mesela diyor, sigara istiyorum. Sen istemiyorsun. Buraya basmış. Beyin o sigara isteme komutuna bastı cin. Sinyali verdi. Sigara istiyorum, sigara istiyorum. Sen istemiyorsun kardeş. Buraya basmış. Çünkü niye? Hop cin yaratılıyor. Çünkü hemen onu gördükleri zaman o duman hemen geliyorlar. Hastalar orada. Çünkü onunla besleniyor. Sanki o hani abdestimizdeki hani gıdayı almış gibi peşimizi bırakmamak. Bırakmamak. Ondan. Mesela acayip krize giriyor, sinyal veriyor. Peki o anda huruf-u mukatta okusa, iyi insanlarla şey yapsa, bu ortamda olsa kocası. Ramazan'da niye olmuyor? Hani bir saat, iki saat duramayan. Çünkü inanç beyne hükmediyor. İman. Beyne diyor ki, sen sakın vücutta sigara ihtiyacını salgılama. Böyle bir aktif etme. İnanç beyne diyor ki bu içmeyecek 6'ya kadar akşam. Tamam. Beyin bu sefer sigara ihtiyacına dair bir salgılama bezini aktif etmiyor. Onun için sigara istemiyor. Ya, o zaman peki diğer gün nasıl yapacaksın? İnanç gibi. İçmiyorum. Yarın bırakacağım yok. Şimdi. Bitti. İçmiyorum ya. Ben 52 seneden beri sigara bırakmışım. 52 sene. Ne demiş lan? Ha? Hiç içmemişim ya. Hiç içmemişim. Acayip bir şey ya. Öyle acayip de o şey geliyor. Tamam. Peki sorunuz yok. Amin. Sorunuz olursa yer yer sorarsınız. Ben Türkiye'ye gidene kadar veya buradan ayrılana kadar. Bir son cümle şu olsun. İnsandan korkmayan hiçbir mahluk yoktur. İnsan kadar güçlü Allah'ın zatına yemin ederim ki hiç kimse değil. Cebrail bile değil. Şeytan nerede oluyor? İnsan çekirdeğinden varlık yaratıldı. Allah'ın dışında bütün o kainatı ve içindeki canlıların, ruhanilerin, alemlerin hep çekirdeği insandır. İnsanı şöyle düşünün. Ağaca çekirdek nasıl? Çekirdekten ağaç çıktığı gibi insanın ruhunun ruhu olan Nur-u Muhammedi'den bütün varlık yaratıldı. Peygamber Aleyhisselam'ın o nuru bizde en edinilen bir hakikattır. Dolayısıyla kainatın çekirdeğini taşıyoruz. Her şey bizden yapılmış. Şeytan bile benden yapılmış. Şeytan benden yapılmış, benim gölgemdir. Ben ondan ne korkacağım? O benden korkuyor. Niye anlamıyorsun? Senden korkuyor. İmanın gitti, imansız gitti. İmanını yesinler seni. O Risale'de ne güzel diyor. Diyor ki, bir şeyi diyor, imanın gitti, endişe diyor. Etmen öyle olmadığını gösteriyor. Niye? Şeytan boş eve girer mi? Hırsız. Hırsız boş eve girer mi? Girmez. Şeytan öyle girer. Meyhaneye gider mi? Ulan imanınız gitti diye. İmanı yok ki adamı zaten Almanın. Kafirin yani. Ha, aynada şunu da söyleyeyim çünkü senin lazım. Anladım seni. Şu aynada şu yılan var. Aynada yılan gözükse aynadaki yılan ısırır mı? Yok oradaki ısırır. Ha, veya orada pislik var aynada gözükse aynadaki pislik kokar mı? Necis olur mu? Ayna pis olur mu? Yok. Pisi gösterdi diye burası pis olmaz. Bizim dimağımız da, hayalimiz, hafızamız, hatıralarımız da ayna gibi. Küfürler, galiz tabirler, olumsuzluklar, negatiflikler yansıması burayı berbat etmez. Hiç alakası yoktur. O oradadır, bu buradadır. El-Fatiha.